11. sayfam. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Deniz Hocanız. Bu dersimizde edebi akımları parçalayacağız. Çok çok önemli bir konu. Hem giriş ünitesinde en ağırlıklı olarak edip akımları zaten hocalarınız sizlere anlatacak. Hem de bundan sonra hikaye ünitesinde, roman ünitesinde, tiyatro ünitesinde yine bu edip akımlar çıkacak. 12. sınıfta yine çıkacak. Ayet edebiyata gireceksen yine buradan çalışma yapmak zorunda kalacaksın. Çünkü ÖSM her sene bir tane soru soruyor. O kadar önemli. E ÖSM soruyorsa hocaların sormaz mı? E tabii ki sorar. O yüzden çok dikkatlice dinliyorsun bakalım. Hadi ekranımız değilsin. Bu kitaptan yine sana konuları anlatmaya devam edeceğim. Ama bu konuya özel yani edebi akımları ayette video ders kısmına aktaracağım. Yoksa bunun içinde de var. Ben yine pdf'ini videonun açıklama kısmına bırakacağım. Bu arada sen bu videoyu beğeniyorsun. Kanalıma abone oluyorsun. Ve düşüncelerini lütfen yorum olarak paylaşıyorsun. Aynı zamanda 11. sınıf whatsapp kanalını da bekleniyorsun. Hadi bakalım hazırsan ekranımız değişti bakalım. Edebi akımlar nedir? Geçmişten günümüze kadar her türlü siyasi, toplumsal, kültürel, askeri, ekonomik olayların getirmiş olduğu ortamla birlikte bazı düşünce ve sanat insanları bir araya gelerek ortak bir sanat ve düşünce sistemi kurmuşlardır. Biz buna edebi akım diyoruz. Yani bazı sanatçılar bir araya geliyorlar, daha farklı bir edebi anlayış ortaya koyuyorlar, bir topluluk oluşturuyorlar. Buna da edebi akım deniliyor. Ve bunların temelinde ise hümanizm ve Rönesans vardır. Yani en temelinde edebi akımların Rönesans ve hümanizm vardır. Ondan sonra zamanla farklı akımların çıktığını görmekteyiz. Peki hangi akımlar var? Bak hümanizm klasizm, romantizm, realizm, naturalizm, parnasizm, sembolizm. Buradakiler çok çok önemli. Neredeyse her sene ÖSM e soruyor. Empresyonizm, ekspresyonizm, dadaizm, sürrealizm, fütürizm, eksistansiyalizm ve kübizm. Bunları da yine bilmekte fayda var. Hadi gel hümanizme yakından göz atalım. Bazılarına daha ağırlık vereceğiz. Bazılarını biraz yüzese geçeceğiz. Yoksa hepsine bilme şansınız tabii ki olmaz. Hümanizm biliyorsunuz ki insan karşılığı İngilizce'de bir terim olarak kullanılır yani Humandan gelmiştir. Tüm insanları sevme gibi bir anlama sahiptir. Özellikle 14. yüzyılda orta çağ düşüncesine bir tepki olarak İtalya'da ortaya çıkmıştır. En önemli sorun olarak insanı ele alan hümanizm insanın yeniden doğuşunu ifade eder. Ve tabii ki her şeyin merkezine neyi alır? İnsanı alır. İnsan, insan, insan. Hümandan geldiğinde zaten söylemiştik. Hümanizmde eski Yunan ve Latin kültürü önem kazanmaktadır. Bunların temsilcilerine baktığımız zaman Boccaccio'nun son derece önde olduğunu görüyoruz. İlk hikaye olan biliyorsunuz Decameron'u yazmıştı. Yine Dante de Hümanizm akımının önemli bir temsilcisidir. Sonra gelelim klasizme. Klasizm çok çok önemli mutlaka biliyorsun. 17. yüzyılda Fransa'da Descartes'in akıl ve mantığı öne çıkaran düşüncesine dayalı olarak ortaya çıkmıştır. Ve bu klasizm der ki kardeşim akıl önemlidir, mantık önemlidir. Bir öğrencinin mesela sayısal iyi olması, ezberinin iyi olması onu akıllı gösterir. Olmaması onun zeka geriline sahip olduğunu gösterir. İşte böyle bir akımdır klasizm. Akıl varsa, mantık varsa vardır, yoksa yoktur. İnsanın hiçbir duygusunu baz almaz. Mükemmelliyetçidir. Her şey mükemmel olmalıdır. Anlatım değil, yani sanat için konuşuyorum, edebiyat için konuşuyorum. Her şey mükemmel olmalı. Kusura kesinlikle yer yoktur. Eski eğitim sistemimize benzetirim ben bunu. Öğrenci ezberlemeli, sınava girmeli, 90 üstü almalı, hatta 100 almalı, kesinlikle hata yapmamalı. Hiçbir şekilde ders dışında bir şeyle ilgilenmemeli. Böyle mükemmelliyetçilik vardır ya. İşte o klasizm akımıdır aslında. Buradan da aklında kalsın. Eski Yunan ve Latin edebiyatlarına yine bir ilgi gösterir klasizm. Aynı zamanda hani daha önceki yıllarda görmüşsünüzdür. Trajedi. Trajedi biliyorsun soylu insanlar vardır. Anlatı mükemmeldir. Soylu insanlar anlatılır. Konusunu tarihten alır. İşte o klasik akımıdır. Unutmayacaksın. Klasizmde akıl, mantık ve ahlak son derece önemlidir. Konular tarih ve mitolojiden alınır. Dil ve anlatımda ise kusursuzluk önem kazanmıştır. Şimdi dünyadaki temsilcilere baktığımız zaman meşhur olanlara bakalım. Mesela Corne'yi gördük. Rasin'i gördük. Molière'i gördük. La Fontaine'i gördük. Fenelon'u gördük. Türk edebiyatında kısa bir süre etkili olmuştur. Şinasi'nin etkilendiğini görüyoruz. Bununla birlikte tiyatroda Ahmet Büyükpaşa etkili olmuştur. Bunun kodlamasını nasıl yapacağız Türk Edebiyatı'nda? Aş olarak yapacağız. Yani Ahmet Büyükpaşa ve Şinasi'yi aş şeklinde kodluyoruz. Ve geliyoruz romantizm. Şimdi ne demiştik? Klasizm akımı insanın aklına, mantığına hitap eder. Onun dışında hiçbir şeyini baz almaz. Ama bazı sanatçılar ve aydınlar diyor ki ya insan dedin sadece akıl ve mantıktan oluşmaz ki. Duygusal bir varlıktır değil mi? Duygularımız var, hislerimiz var, hayallerimiz var. Dolayısıyla bu klasisme tepki gösteriyorlar ve duyguları sanatın merkezine alıyorlar. Şimdi romantizmin özelliğine bakalım. 18. yüzyılda akıl ve mantığı ön plana çıkaran klasizm akımına tepki olarak doğmuştur. En önemli özelliği duygu ve hayallere önem vermesidir. Böylelikle hayal gücüyle sanatçı özgürleşmiştir. Konularını tarih, din, tabiat, günlük yaşamdan alır. Yani herhangi bir konu sınaması yoktur. Sanat toplum içindir anlayışı benimsenmiştir. Bizim edebiyatımızda tanzimatın ilk döneminde etkili olmuştur. Unutma yazalım Tanzimat birinci dönemde. Yani Namık Kemal bak sanatçıları Namık Kemal, Ahmet Mithat, Abdullah Hamit Özellikle Namık Kemal toplumu baz almıştır değil mi? Toplum için sanat yapmaya çalışmıştır. Onun da izinden giden Ahmet Mithat Efendi toplumu sanatın merkezine almıştır. Dolayısıyla oradan da aklına kalsın romantizm bakımında toplumcu bir yön vardır. Sanatta toplumsal bir amaç gözetilir diyoruz. Romantizm kendini daha çok şiir, roman ve tiyatroda hissettirmiş. Tiyatroda da dram türünün ortaya çıkmasını sağlamıştır. Yani kuralları yıkmıştır klasimin. Çünkü ne demiştim? Trajedi ve komedide klasim vardır. Ama romantizm dramla bu kuralları yıkmıştır. Dram türüyle birlikte tiyatrodaki üç birlik kuralı da çöpe gitmiştir. Bizdeki temsilcilerini ana diye kodluyoruz. Romantik ana. Romantik ana yani Ahmet Mithat Efendi, Namık Kemal ve Abdullah Hamit Tarhan. Dünyada en önemli temsilcisi ise Victor Hugo'dur. Aklına direkt Victor Hugo gelmeli eşittir romantizm Victor Hugo. Realizm, gerçekçilik. Yani romantikler duyguları ön plana çıkarıyor ama daha sonra bazı sanatçılar aydınlar diyorlar ki bırak duyguları gerçekler önemlidir kardeşim sen gerçekleri anlat diyorlar ve gerçekçilik yani realizm akımı ortaya çıkıyor. 19. yüzyılın ikinci yarısında romantizm akımına tepki olarak doğmuştur diyoruz. Akımın doğuşunda pozitivizm etkili olmuştur. Yani gerçekçiliği pozitivizmle birlikte ön plana almıştır bu sanatçılar. Sanatçılar romantizmin duygu ve hayali önemsine karşı çıkmış, eserlerde gerçeği anlatmayı amaçlamışlardır. Bununla birlikte çevre ve doğal ortam insanların karakterlerinin oluşmasında ya da ruhsal durumların belirlenmesinde etkili olmuştur. O yüzden biz realist romanlarda romanı baz alacak olursak şunu görmekteyiz. Çevresel betimleme yapılır. Yani ortam, mekan betimlenir. Neden? Çünkü o ortam insan duygularına etkide bulunur. İnsanın psikolojisini belirler. Dolayısıyla o mekanın betimlenmesi de yine realizmde etkilidir unutmayacaksın. Ve romantizmde toplumsal bir yön vardı ya. Aynı zamanda toplum için bir yapıyorsun. Toplumu yönlendirmek istiyorsun. Ve özellikle romanlarda mesela sanatçılar toplumu yönlendirmeyi ve onları etkilemeye çalışmışlardır. Ama realizm bunu terk etmişlerdir. Kesinlikle bir eser üzerinden mesaj verme kaygısını taşımamışlardır. Dil ve anlatımda kusura yer vermeyerek iyi bir anlatımda amaçlamışlardır. Şimdi ben hep vurguluyorum ve diyorum ki aslında romanı roman yapan akım realizmdir. Realizmle birlikte roman 19. yüzyılda roman olmuştur. Edebiyattaki güçlü yerini 19. yüzyılda realizm almıştır. Gördüğünüz gibi birçok sanatçı var. Bak Bağzak var, Falbert var, Stenhal var, Dostoyevski var, Tolstoy var, Gogol var, Mark Twain var, London var, Ernest Hemingway var, Charles Dickens var. Gördüğün gibi neredeyse romancıların en büyük isimlerini bu realizmde sayıyoruz. Peki bizim edebiyatımızda e bizim edebiyatımıza da çokça etkili olmuştur. Tanzimat'ın ilk döneminde romantizm etkili olmuştur. İkinci dönemde artık romantizm terk edilip realizme yer verilmiştir. Tanzimat'ın ikinci döneminde Servet Fonu'nda, Fecrati'de, Cumhuriyet'in ilk yıllarında milli edebiyatta hep realizm romanda etkili olmuştur. O yüzden birçok sanatçı sayacağız. Mesela Sami Paşazade Sezai, Recaizade Mahmut Ekrem ilk realist romanı yazmıştı. Halit Size Mehmet Rauf, Refik Halit Yakup Kadri, Reşat Nuri, Memdüş Şevket Esendal ve bununla birlikte bu dönemdeki birçok sanatçı realizm akımından etkilenmiştir diyebiliriz. Gelelim naturalizm akımına. Doğalcılık diye geçer. Aslında realizmin daha da ileriki aşamasıdır. Bilimsel haldir de diyebiliriz. 19. yüzyılın ikinci yarısında Fransa'da realizm akımını ileriye taşımak için doğmuş bir akımdır. Realistler gerçeklik için gözlemi yeterli görürken naturalistler ise deneysel bir gerçekliği esas almışlardır. Ve temelinde de determinizm vardır. Determinizm her şeyin doğada bir yasasının olduğunu savunan bir düşüncedir. Yani ben şu kalemi şuradan bırakırsam düşecek midir? Düşecektir çünkü yasalar bunu emreder. İşte buna dayanan bir akımdır naturalizm. Naturalizme göre aynı koşullarda benzer olaylar aynı sonuçlara ulaşacak olup insan iradesi yerine soya çekim ve sosyal çevre önemsenir. Yani her türlü ben bu kalemi bıraktığım zaman düşecektir. Dün de düştü, bugün de bıraksam düşecek, yarın da düşecek. Yani her zaman aynı sonucu verecektir. Toplumsal durumları önemseyen bu akımda toplum tarafından dışlanmış insanlar ön plana çıkmaktadır. Özellikle Emil Zola'nın bir romanı var Germinal diye. Ben incelemesini yapmıştım kendi kişisel kanalımda. Yazarsanız zaten Germinal Deniz Hoca çıkar karşısına. O romanda bir madenci kasabasını anlatıyor. Madenci kasabasında dışlanan, yoksulluk içinde yaşayan insanların hayatı karşımıza çıkıyor. Bu da yine naturalizmin bir özelliğiydi. Naturalizm akımında yazar bir bilim adamı edasıyla insanı deney aracı olarak toplumu da bir laboratuvar olarak görür ve bu şekilde eserlerini yazar. Türk edebiyatında temsilcine bakacak olursak Beşir Fuat, Nabizade Nazım ki en önemlisi Hüseyin Rami Gürpınar, Naturalizmler etkilenmiştir. Bunları Natural Hünabe diye kodlayabiliriz. Yani Hüseyin Rami Gürpınar, Nabizade Nazım ve Beşir Fuat olmak üzere. Gelelim Parnesim'e. Şiire geldik. Parnesim şiirde gerçekliktir. Şiirde gerçeklik olarak da adlandırabileceğimiz Parnesim 19. yüzyılda Fransa'da ortaya çıkmış. Neden Parnasim? İsim nereden geliyor? Çünkü Parnas adlı bir dergide ortaya çıktığı için buna Parnasim akımı adı verilmiştir. Romantizme tepki olarak doğmuştur. Romantiklere tepki gösterir unutma. Yani romantiklere eğer sanatın genelinde tepki gösterilirse bu realizmdir. Ama şiirde gösterilirse bu Parnasim'dir unutmayacaksın. Sanat için sanat anlayışı vardır. Eski Yunan ve Latin kültürüne bir hayranlık karşımıza çıkar. Parnasim akımında duygu değil nesneleri dış görünüşleriyle ele almışlardır. Çünkü gerçekliği savunur. Resim yapar gibi şiir yazmanın öncüsü olmuşlardır. Yani gerçekleri olduğu gibi yansıtacaksın şiirlerde. Böyle bir anlayış söz konusudur. Ve biçim güzelliğine şiirde önem vermişlerdir. Biçim mükemmel olmalıdır demişlerdir. Bizim edebiyatımızdaki temsilcileri Tevfik Fikret Yahya Kemal Beyatlı'dır. Ama cenab Şahabettin'e de bir parantez açmak gerekiyor. Çünkü Cenab-ı Şahabettin Parnasizmi edebiyatımıza getiren isimdir. İlk defa o etkilenmiş, o parnasime uygun şeyler yazmıştır. Ama daha sonra Fransa'ya eğitim almaya gidiyor. Orada sembolistleri tanıyor ve sembolizm akımına geçiyor. Ama dediğim gibi ilk öncüsü parnasimin Cenab-ı Şahabettin olmuştur. Ama onun dışında parnasim denildiği zaman benim aklıma direkt kim geliyor biliyor musunuz? Tevfik Fikret geliyor. Bununla birlikte Yahya ya Kemalde bilmekte fayda var. Parnas TV şeklinde de kodlayabiliriz. Yani Tevfik Fikret'in TV ve Beyatlı'nın B'si olarak aklına kalsın. Gelelim sembolizme. Bir diğer adıyla simgecilik. Yani bir şeyi sembol haline getiriyorsun. O sembol üzerinden duygularını aktarmaya çalışıyorsun. Fransa'da 19. yüzyılın ikinci yarısında parnas makamına tepki olarak ortaya çıkmıştır. Sanat sanat içindir anlayışını benimsemişlerdir. Sembolistler bence en önemli özelliklerden bir tanesi şudur. Şiirde müzikaliteye ve anlam kapalına önem vermişlerdi. Yani onlar için şiir bir müzik parçası gibi olmalıdır. Öyle bir okunmalıdır ki anlamın olmasına gerek yoktur. Bunu önemsemezler ama okunduğu zaman zihnimizde, kulağımızda bir müzik parçası mırıldanıyor olsun. İşte amaçları budur. Bu kadar mükemmel bir uyuma, ahenge yer vermeye çalışmışlardır. Gerçeği değil, izlenimleri aktarmaya çalışmışlardır. Zaten parnasime tepki gösterdikleri yer de burasıdır. Gerçekler değil, izlenimler, semboller aracılığıyla anlatılmalıdır. Dış dünyanın insan üzerindeki etkilerini semboller üzerine anlattıklarından bu isimle anılmışlardır. Karamsar bir anlayışla şiirler yazmışlardır. Melankoli yine bu şiirin temelinde vardır. Bakınız Cenab-ı Şahabettin bakınız Ahmet Haşim özellikle Ahmet Haşim şiirlerinde bu melankolik tavrı görmek mümkündür. Şiir anlaşılmak için değil hissedilmek için yazılır. Yani anlamın olmasına gerek yok. Okunduğu zaman bir şeyler çağrıştırıyorsa, duygularını hitap ediyorsa, kulağına hoş bir seda bırakıyorsa yeterlidir. Sembolistler böyle der. Tefsircilerine bakacak olursak dünyada Butler, Malarmi, Valeri en önemli isimlerdir. Bizim edebiyatımızda ise Cenab-ı Şahabettin çok çok önemli. Ahmet Haşim en önemli temsilcilerden bir tanesi. Cahit Sıkı Tarancı ve Ahmet Hamdi Tanpınar da yine sembolizmden etkilenmiştir. Bunları nasıl kodlarız? Bunları sembolist caca diye kodlayacağız. Yani Cenab-ı Şahabettin, Ahmet Haşim, Cahit Sıkı Tarancı ve Ahmet Hamdi Tanpınar bazı kaynaklarda Asef Halit Çelebi'yi de saymaktalar. Neyse gelelim sürrealizme. Gerçek üstücülük. Realizm tamam sür. Gerçekliğin üst anlamında. Burada da 20. yüzyıl karşımıza çıkıyor ve temelde Sigmund Freud var. Biliyorsunuz Sigmund Freud psikolojinin babasıdır. Yani psikoloji kuran, psikoloji, psikoloji yapan Sigmund Freud'dur ve onun da psikanaliz kuramı vardır. İşte bu akımın temelinde de bu vardır. Bu akımda akıl ve mantık yerine içgüdüler ve bilinçaltı ön plana çıkmıştır. İnsanın en özgür ve sap olduğu çocukluk dönemi bu akımda karşımıza çıkar. Çünkü çocuklukta insan özgürdür, saftır, böyle tüm düşüncesiyle karşımıza çıkar. İşte bunu baz almışlardır sürrealistler. Kendilerinden önceki geleneklerin kurallarına karşı çıkmışlardır. Bilinç altının en rahat yansıtabildiği rüyalara ve hipnotizmaya da önem vermişlerdir. Bizim edebiyatımızda ikinci yeniciler arasında etkili olmuştur. Cemal Süreya, İlhan Berk, Oktay Rıfat etkilenmiştir. Dolayısıyla şöyle kodlayacağız. Sür gerçeklerin üstüne böyle kodlayabilirsin. Bununla birlikte yeni Cemilok ok şeklinde sanatçıları da kodlamak mümkündür. Yani Cemal Süreyya, İlhan Berk ve Oktay Rıfat olmak üzere. Gelelim empresyonizm, izlenimcilik demektir. Realizm, naturalizm ve parnesime tepki olarak 19. yüzyılda Fransa'da ortaya çıkmıştır. Dış dünya olduğu gibi gerçek şekilde değil, dış dünyanın sanatçıdaki izlenimi sanat eserinde ifade bulundur. Yani olduğu gibi dış dünya aktarmayacaksın. Bu arada resimde de etkili olmuştur ki daha çok resimde etkili olmuştur. Sen doğaya bakacaksın, sen de ne gibi izlenim bıraktıysa bunu aktaracaksın. O yüzden zaten izlenimcilik denir. Nesnellik yerine öznellik savunmuşlardır. Çünkü olanı olduğu gibi değil. Sen de bıraktığı duyguları aktarmaya çalışıyorsun. Sanat sanat içindir anlayışına sahiptirler. Ve şiirde biçimle kafiye önem vermemişlerdir. Gerçeklerin kişiye göre değişebileceğini savunmuşlardır. Çünkü nesnellik yoktu unutma öznellik vardı. Görsel izlenimler şiirde kendine yer bulur daha çok resimde başlamış, daha sonra edebiyatta etkili olmuş, diğer sanat dallarında yansımıştır. Bir de ekspresyonizmi görelim, yani dışa vurumculuğu. Birbiriyle çok karıştırılıyor. Empresyonizm, ekspresyonizm, şimdi farkını göreceksin ve asla unutmayacaksın, kafanda da karışmayacak. Sınavda sorarlarsa da tak 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 her şeyi yapacaksın. Neyse bakalım. 20. yüzyılın başlarında empresyonizme tepki olarak Almanya'da doğmuştur. Artık Almanya'ya geldik. Bundan önce nerede doğuyordu hep? Fransa'da doğuyordu ama bu akım Almanya'da doğmuş. Asıl gerçeğin bireyin içinde olduğunu savunan akımda her şey olduğu gibi aktarmak yerine bireyin ruhunda ve zihnindeki formu sanatı konu olur. Yani empresyonizm ve ekspresyonizm ikisi resimde etkili olmuştur, güçlüdür. Ama empresyonistler dış dünya bakarlar ve gözlerini kapatıp kendilerine bıraktıkları izlenimleri aktarırlar. Ama ekspresyonizm öyle değil. X bak öldü, her şey öldü. X hani hastanede hastalar öldüğü zaman X terimi kullanılır ya oradan aklınıza kalsın her şey öldü. Tüm gerçekler öldü dış dünyadaki. Sadece sanatçının içindeki gerçekler vardır, duygular vardır. Bunu aktarmak esastır. İşte arasındaki en temel fark da budur. Resimde doğmuştur, daha sonra edebiyatı etkilemiştir. Sanayinin ve savaşın getirdiği yıkımlar, kapitalizmin kişiler üzerindeki olumsuz etkileri bu akımda yine önemsenmiştir ve amaç insanların ruhsal durumunu aktarmaktır. Şimdi ekspresyonizm ve empresyonizm karıştırılıyor ya. Karıştırmamanız için şöyle bir kodlama yapacağız. Empresyonizm impressten gelir İngilizce. Bu etkilenmek demektir. Yani dış dünya baktın, etkilendin ve onu sanatına yansıttın. Ekspres ise ifade etmektir. Yani içindekini ifade etmektir. Burada da bunu zaten ifade ediyoruz. Asla unutmuyorsun. Biz ekspresyonistleri de kaka diye kodluyoruz. Yani Kafka, Alfred Döblin ve Henrik Mann şeklinde kodlayabiliriz. Bir de Dadaizm'e bakalım. Dadaizm 20. yüzyılın başlarında Tristan Zara öncülüğünde İsviçre'de doğmuştur. Özellikle 1. Dünya Savaşı ortamında biliyorsunuz Gençler hayal kırıklığına uğruyorlar, büyük bir yıkıma uğruyorlar ve ilkesizlik artık ön plana çıkmaya başlıyor. Dadaizm ismi de sözlükten rastgele bir sözcük seçilerek belirlenmiştir. Yani her şey tesadüfe bağlıdır, saçma sapan. Yani saçma sapan derken hiçbir kural yok, ilkesizlik var, rastgele kelimeleri seçiyorsun. Hatta kurucusu söyle demiştir. Demiştir ki 100 tane kelime yazın, bunları kapatın, bir şapkanın içine atın, tek tek çekip yan yana yazın. işte şiir budur. İşte Dadaizm mantığı da budur unutmayacaksın. Dadaizm kelime anlamı olarak tahta at manasına gelir ve şiiri basitleştirip her şekilde ve konuda şiir yazılabileceğini savunmuşlardır. Sözcükleri rastgele sıralayarak da az önce belirttiğim gibi şiir yazmak mümkündür bu akıma göre. Fütürizme bakalım. Gelecekçilik demektir. 20. yüzyılın başında İtalya'da şair Marinetti tarafından başlatılan bu akımın yine önemli temsilcilerinden bir tanesi hemen göreceğiz şurada Mayakovski'dir. Rus şair Mayakovski fütürizmden etkilenmiş. Daha sonrasında da bizim önemli şairimiz olan Nazım Hikmet da Mayakovski'den etkilenip fütürizme kaymıştır. Unutmayacaksın. Fütürizm kendisinden önceki birçok akıma tepki göstermiştir ve hız ile makineyi sanata dahil etmiştir. Çünkü şöyle düşünmüşlerdir bu sanatçılar. Daha çok sol görüşlü sanatçılardır ve makineye bakmışlar, traktöre bakmışlar, tarımdaki makineleşmeyi göz önünde tutup demişlerdir ki ya artık bu makineleşmeyle birlikte tarım hızlı olacak. İşte ekinler çok fazla olacak. Dolayısıyla insanlığın büyük bir sorunu, gıda sorunu bitecek demişlerdir. O yüzden makineyi ve hızı, teknolojiyi ön planda tutmuştur eserlerinde. Şu şekilde kodlayabiliriz. Gelecek makinede ya da maynama. Yani Mayakovski, Nazım Hikmet ve Marinetti. Bu arada gelecek makinede derken Nazım Hikmet'in tırım 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 makineleşmek istiyorum adlı bir şiiri var. O da bu akıma uygun olarak yazılmıştır. Ve kübizmle eksistansiyalizm kaldı. Eksistansiyalizm varoluşluluk demektir. 20. yüzyılın başlarında Fransa'da ortaya çıkmıştır. Kurucusu Sartre'dir unutma. Burada insan var olma çabasına girer. İşte bu var olma çabası da sanata yansır. Her insan özgürdür ve yapılan seçimlerde insanın iradesine bağlıdır. Dolayısıyla bu iradenin sonucuna da insan katlanacaktır der bu akımdakiler. Yine biliyorsunuz her ne kadar nüfus da şehirlere insanlar yerleşse de aslında birey yalnızdır, tek başınadır. Bu sorunları, bunalımları, kararsızlığı, sıkıntılı durumları yalnızlığı bu akımda sıklıkla işlenir. Dünyada eksistansiyelizm denildiği zaman hemen satır akla gelecek. Bunun yanında Albert Camus'u de aklınıza getirmekte fayda var. Şimdi gelelim son olarak kübizme. Kübizm 20. yüzyılın başlarında ressam olan Pablo Picasso öncülüğünde ortaya çıkmıştır. Empresyonizme de tepki göstermiştir. Bu akımda sanatçının hayal gücünün öne çıkarılmasıyla gerçeğin kavranabileceği savunulmuştur. Sadece görünen değil, görünmeyen taraflar da sanata konu olmuştur. En önemli özelliklerinden bir tanesi şudur. Düşünceler geometrik şekillerle dile getirilir ve hem insan hem doğa farklı açılardan yorumlanır. Picasso resimlerini şöyle gözünüzün önüne getirin. Ne demek istediğimi anlayacaksınız. Böyle kübük kübük kareler var, görüntüler var. İşte kübizm akımın temelinde de bu vardır. Zaten önemli temsilcisi de Picasso'dur. Kodlama olarak da kübizm geometrik çizim olarak adlandırabiliriz. Aklınıza hemen geometri gelecek kübük kübük şekillerde aklınıza gelsin. Picasso yazın resimlerine bakın ne demek istediğimi anlayacak ve asla kübizmi unutmayacaksınız diyorum. Ve böylelikle bu videonun sonuna da geldik. Bu videoda çok çok önemli olduğunu düşündüm. Edebi akımları ele aldık. Edebi akımların tüm alt başlıklarını görmüş olduk. Sınav için, dersler için, ait edebiyat için son derece önemli bir kez daha söylüyorum. Umarım bundan sonra bir daha çalışmak durumunda kalmayacaksınız. Kodlamalarla artık her şey zihnimize oturdu. Öyleyse bana müsaade. Bu videoyu beğeniyorsun. Kanalıma abone oluyorsun. Düşüncelerini yorum olarak paylaşıyorsun. Bir sonraki videoda yerini alıyorsun. Hoşçakal. Sevgiyle kal.